Yanıt aramayı sürdürüyoruz. TÜRSİAP Başkanı Firuz Bağlıkaya bunun için karşımızda olacak. Merhaba, geçmiş olsun diyelim öncelikle Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Son derece önemli bir başlık. Turizm tam iyi gidiyor derken hani tahtaya da vuruyorduk ama böyle bir başlık çıktı karşımıza. Thomas Cook ne ifade ediyor Türkiye turizmi için? Buna bakalım, bakanın sözlerini de size yorumlatacağım ama şu anda kaç bin kişi vardır İngiliz turist, Norveç, Rus turist İşte, Thomas Cook'la gelen? Şu anda buradaki ilişkide olduğu seyahat acentasının açıklamasına göre 45 bin civarında bir yolcu olduğu söyleniyor bölgede. Thomas Cook en büyüklerden biri değil, aslında dünyanın en eski tur operatörü sıfatını da taşıyordu. Maalesef mali sıkıntılardan dolayı bu sabah iflasını açıkladı. Burada önemli olan kesim, bizim için asıl olan ve önemli olan tüketicinin durumu. Tüketiciyle ilgili şu anda İngiltere'de bulunan teminat kurumu olan ATOL zaten yolcuların geri gidişiyle ilgili operasyonlara başladı. Bizim buradaki yetkili arkadaşlarımızın tamamı da zaten bu operasyonlara yardımcı oluyor. Bundan sonraki süreçte de ATOL vasıtasını, ATOL kayyuma geçti. ATOL'ün yetkisini kayyuma verdiler. Kayyum bundan sonraki operasyonları sonlandıracak. Bu tarihten itibaren gelenlerin ücretleriyle ilgili bir sıkıntı yaşanmaz. Fakat bugüne kadar gelenlerin, bugün de dahil olmak üzere, hem otellere olan borçları hem de diğer işbirlikteliği içinde olduğu firmalara olan borçlarıyla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşanacağı gözüküyor. Özellikle Dalaman bölgesi İngiliz ağırlıklı turistleri ağırlayan bir bölge. Bunun yanında Side, Alanya, Kemer başta olmak üzere hemen hemen tüm bölgelerde çok ciddi bir sıkıntı yaşanacağını söyleyebiliriz. Önümüzdeki sezonla ilgili de ciddi endişeler var. Çünkü çok önemli bir kapasiteyi kapsıyordu Thomas Cook. Yerini kim doldurur? Yerini bir takım tur operatörleri kapasite paylaşımından dolayı bir takım kapasiteler yerine gelir ama Thomas Cook kadar ciddi bir hacme ulaşacak bir durum olacağını en azından ilk birkaç sene düşünmüyoruz. Gerçekten turizm camiası için çok önemli bir kayıp. Yalnız Türkiye için değil, dünyanın her yerine turist getiren bir operatördü. Aslında üzgünüz demekten başka çok fazla yapacak bir şeyimiz yok. Tüketicinin mağduriyetlerini sigorta şirketleri karşılıyor. Oralarda bir sıkıntı yok. Fakat bizim piyasamızda bulunan öncelikle oteller ve diğer paydaşları çok ciddi alacaklı durumdalar. Çünkü tur operatörleri birkaç ay geriden gelerek ödeme yapar. Dolayısıyla şimdi öyle düşünürsek Temmuz, Ağustos, Eylül aylarının ödemeleri, en yüksek ayların ödemeleri büyük bir ihtimalle ödenmemiş durumdadır otellere. Ciddi bir sıkıntı bizi bekliyor. Buradan yola çıkarak şunu da söylemek istiyorum. Bakın, İngiliz turistler veya Alman turistleri mağdur olmaması için ATOL denen sistem İngiltere'de devreye girdi. Yolcularını geriye taşıyor. Aynı şekilde Türkiye'de de bu sistemi oluşturmak için Turizm Bakanlığı'yla ciddi bir çalışma yaptık. Bakanımızın da bilgisi dahilinde yasamız inşallah meclis açılır açılmaz devreye girecek. Biz de bundan sonra Türk vatandaşlarımızın yurt dışında veya yurt içinde yaşadığı mağduriyetleri önleme imkanına sahip olacağız. Aynı onların yaptığı gibi. Bir ikinci konu, yurt dışındaki tur operatörlerinin Türkiye'de iş yaptıkları zaman muhakkak ve muhakkak bir Türk tur operatörüyle iş yapmalarını zorunlu kılmak lazım. Bakın, İngiliz tur operatörü maddi zorluklardan dolayı iflas ediyor, çekiyor, gidiyor. Otelcinin parasını kim ödeyecek? Acenta buradaki yerel hizmetlerinin parasını kim ödeyecek belli değil. İnsanlar sıraya girecek, ta İngiltere'ye dava açacak, kayyuma gidecek. Dolayısıyla yasal düzenlemeler yapılırken belki de Seyahat Acentaları Birliği yasasının içine bu tür bir madde eklenebilir. Türkiye'de iş yapan yabancıların direkt kontrat yapmalarının engellenmesi lazım. Muhakkak bir yerel firma o kontratın altına imza atması lazım ki bu işlerin peşine burada düşülebilecek muhataplar olsun. Bu konularda ben gerçekten sektörün de çok ciddi sıkıntılar çektiğini biliyorum. Firuz Bey, çok ayrıntılı bir şekilde baktınız olaylara, çok sağlıklı bir şekilde. Şimdi ne olacak, nasıl bir yol izlenecek denildiğinde, evet, turistler bir şekilde taşınacak, o sistemde başladı diyorsunuz. Ne kadar turist İngiltere yoluna başladı, ne kadar iade edildi, öyle bir rakam var mı? Onu bir önce alayım. Vallahi,
Şöyle söyleyeyim, tatillerini bitirenler dönecek. Yeni gelenlerin ücretleri, eğer operasyona devam edecekse Thomas Cook'un kayyumları, yeni gelenleri zaten kayyum ödeyecek. İçerideki yolcuların tatilleri bittikçe geriye gidecekler. Yani bugün Thomas Cook iflas etti, hadi kapatalım otelleri gönderelim gibi bir durum yok. Onlar tatillerini bitirecekler, bitirdikleri zaman geriye dönecekler. Bununla ilgili çalışmaları zaten Atol buradaki yerel işbirliği yaptığı firmayla yapıyor zaten. Dolayısıyla onun bugünden yarına bitmesi gibi bir şey söz konusu değil. Tatilleri bittikçe dönecekler. Evet. Şimdi bakanın açıklaması önemliydi. 22 Eylül dahil herhangi bir şekilde diyor ücret talep edilmeyecek. Önemli olan huzurlu bir şekilde İngiltere'ye ulaşmaları dedi. Ve uymayanların da soruşturma kapsamında olacağını söyledi. Alacaklar nasıl tahsil edilecek? Şu anda mesela bir otel, belki küçük çaplı bir otel alacağı var. Ne yapsın? Nereye başvursun? Süreç nasıl işleyecek onlar için? Şimdi bizim bildiğimiz yöntem şu: Türkiye'de davalar açılacak. O davalarla ilgili neticeler İngiltere'de Atol'e bildirilecek veya Atol'e direkt müracaat edecek. İçerideki yolcudan herhangi bir tahsilat yapma yoluna gitmek zaten bizim alışık olduğumuz bir yöntem değil. Bizim normalde davranış biçimimizde bu değil. Bugüne kadar hiç böyle bir şey olmadı. Bir sürü tur operatörü iflas etti, battı. Ama onların içinde çok ender, çok az bu tür talepler oldu. Ben olacağını zannetmiyorum. Bakanımızın uyarısını da yerinde buluyorum. Müşteri mağduriyetine hiçbir şekilde imkan vermememiz lazım. Çünkü bunlar aslında Türkiye'nin yolcusu. Bugün Thomas Cook'la gelir, yarın bir başkasıyla gelir. Burada mağdur etmememiz gerekiyor. Dolayısıyla onunla ilgili alınmış tedbirleri de canı gönülden destekliyoruz tabii ki. Fakat alacaklar konusundaki yol gerçekten çok uzun, gerçekten çok da karışık. İşte demin de dediğim gibi Türkiye'de bir muhatap gerekiyor. O muhatap şu anki yasal düzenlemelerde yok. Yani Türkiye'deki mağdur olan otelciler veya bu işe birlikte, Thomas Cook'la birlikte çalışan paydaşlar direkt İngiltere'den bunu talep etmeleri evet. gerekiyor. Uluslararası anlamda uzun bir süreç başlıyor. Belki de tamamının toplanıp bakanlığımızın çatısı altında toplu bir şekilde, toplu bir dava, toplu bir kayyuma müracaat gibi bir imkan sağlanırsa herkes tek elden de bence organize olup bir takım talepleri tek elden yerine getirme gibi bir imkana sahip olabilir. Aslına bakarsanız herkes çok şaşkın şu anda. Ne yapılacağı konusunda da çok ciddi spekülatif bir sürü şeyler dolaşıyor. Aslında birkaç gün bekleyip bir dingin biraz daha bakmak lazım. İngiltere ayağı ne yapıyor orası da çok önemli. Evet. Bakan Albayrak döndükten sonra